Evet, x kaç birimdir? Arkadaşlar, ABC ikizkenar üçgen. AB AC'ye eşit, DE EF'ye eşit. Şöyle bir eşitlik gelip koyalım. Şöyle. Bakın AD'ye paralel bir doğru çiziyorum şöyle. 14'ü 2'ye böldüm. 7 burası. Şu kısma ne düştü? X eksi 7. Aynı şekilde 2'ye 6 ise 1'e 3'tür. Bakın buralarda açımızı belirtirsek nokta, çizgi, ikizkenardan dolayı çizgi, şöyle paralellikten dolayı nokta, aynı şekilde çizgi. Bakın burada gördünüz mü? Bir ikizkenar oluştu. O halde x eksi 7 eşittir 3 ise x buradan ne gelir? 10. B seçeneğini işaretlerim. Evet, BF, FC oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar DE 3K diyelim. EF'ye de 4K diyelim. Bu mantıktan 3K'ya 3M ise 4K'ya 4M. Bakın ABC ikizkenar üçgeninden bir dik indiriyorum. Bu dik kenarları iki eşit parçaya böler değil mi? 3M buraysa 3M burası. Toplamda 7M buraysa 7M de burası. Benden ne istiyorduk? BF yani 4 bölü TC yani 10. Buradan 4 bölü 10'dan 2 bölü 5'i bulurum. Evet, ABC üçgeninin kenar uzunlukları ABC tam sayılarıdır. ABC üçgeni eşit kenarlarından biri B olan ikizkenar üçgendir. Olduğuna göre eşit kenarların uzunluğu kaç birim olabilir? Bakın üçgeni önce çizelim gözünüzde canlanması babında. Şöyle. Diyor ki kenar uzunlukları A, B ve C. Şimdi eşit kenarlarından biri B olan ikiz kenar. O halde diğeri C de olabilir, A da olabilir. Farz edelim ki A olsun. A ile B birbirine eşit olsun. Şöyle eşitliğimizi koyalım. A, B'ye eşit olduğuna göre artık B yerine ben A yazsam burada. Ne oldu? 2A artı C çarpı A'dan A çıktı 0, C eşittir 21 ise. Bu durumda C ne olur? Bakın C'ye 3 desem 3 kere 7 21 değil mi? C 3 ise 7 olması için A ne olacak? 2. 2 kere 2 4, 3 daha 7. Bu durumda A 2 oluyor. Yani eşit kenarlarından birisi 2. Bakıyorum şıklar da yok. Başka ne diyebilirim? Bakın 1'e 21 diyebilirim değil mi? C 1 ise 2A 20 oluyor. Buradan A da 10 geliyor. Bakıyorum 10 var mı şıklarda? Var. Hangisi olabilir diyor. Cevabı buldum. Ha buradan da bulamasaydım bu sefer B ile C'yi eşitleyip bir de öyle deneyecektim. Evet, AD kaç birimdir? Bakın arkadaşlar A noktasının DL'ye göre simetriği C noktasıymış. O halde buralar eşit. Değil mi? Aynı şekilde A noktasının DK'ya göre simetriği B noktasıymış. Yani buralar da eşit. Açılarım aynı olduğu için eşitliklerime de aynı koydum. Aynı zamanda A'nın simetriği nerededir? Tam karşısıdır değil mi? O halde burada sapma olmayacağı için 90 derecedir. Şöyle 90'ları yazıyorum. 30, 90 buraya 60 düşüyor. Bakın CB uzunluğumu 6 vermiş. İki eşit parça bölündüğünde şu kısım 3 oluyor. 60'ın baktığı 3 ise 30'un baktığı kök 3. 90'ın baktığı ise nedir? 2 kök 3. Eşitlikten dolayı kök 3 kök 3 diye dağıttım. Benden istenen neydi? AD. 30'un baktığı kök 3 ise 90'ın baktığı nedir? 2 katından 2 kök 3. Evet, ABC ikizkenar üçgeni biçimindeki kağıt DE kenarı boyunca kesiliyor ve BCDE teğetler dörtgeni oluşturuluyor. BCDE dörtgeninde BC 5 birim ve CD 4 birim. DE BC'ye paralel olduğuna göre ABC ikizkenar üçgeninin çevresi kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar teğetler dörtgeni neydi? Karşılıklı kenarların toplamı birbirine eşitti. Bakın 4 buraysa 4 burası olmak zorunda. Toplamı ne? 8. Bura 5 ise çıkarttım. Buraya 3 kaldı. Bu bizim kuralımız. Devamında şöyle kesilmeden önceki halini çizelim. Şuraya M diyeyim. Bakın M'nin 3'e oranı eşittir M artı 4'ün 5'e oranı. Burada içler dışlar yaparsam 3M artı 12 eşittir 5M ise buradan 2M eşittir 12, buradan M eşittir 6 bulunur. M 6 olduğuna göre bakın 10, 10 da burası 20, 5 de burası 25. C seçeneğini işaretlerim.